Dil, varlığın evidir demişti Heidegger. Dil bizim, biz olmamızın yegane sebebidir. Arrival, dünyanın 12 farklı bölgesine uzay filolarının inmesiyle gelişen olayları konu alan bir dil, varlık ve benlik filmidir. Tüm omurgası iletişim ve iletişimsizlik üzerine kurulan Arrival, direkt olarak dile bir gönderme yapar. Filmin başlangıcında baş karakter dil bilimci Louis Banks, aniden dünyanın 12 noktasında beliren dünya dışı gemilerdeki yaratıkların dilini çözmek için göreve çağrılır. Louis'den istenen gemide bulunan ve dünyaların yedi ayaklı anlamına gelen heptapod olarak adlandırdıkları canlıların dilini çözmesidir. Albay Weber başlangıçta Louis'e heptapodların çıkardıkları sesleri dinleterek dillerini çözmesini istese de Louis daha işin başında bu sesleri çözüp anlamlandırarak iletişim kurmanın çıkmaz bir yol olacağını anlar ve bunun yerine yazı yoluyla anlaşmayı denemeye karar verir. Louis, heptapodlara İngilizce yazarken, heptapodlar da kendi dillerinde yazarak cevap verirler. Örneğin, dil bilimci tahtaya, dünyaya geliş amacınız nedir sorusunu yazar. Bu ifadeyi uzaylılara aktarmak için soru, kavramsallaştırmasının, ayrıksı öznelerin ve zihinsel bir duruma karşılık gelen amacın varlığı zorunlu olacaktır. Dil bilim profesörü, matematik profesörü olan takım arkadaşının yardımıyla adım adım uzaylılarla iletişime geçer. Sonra onların dilini çözmeye başlar. Zihinsel olmayan bir cümle kurulumu yapıları söz konusudur. Ünlü Sapir-Whorf hipotezi anılır. Profesörün uzaylı dilini öğrenmesi onun beynini değiştirmekte midir? Bu klasikleşmiş olan düşünce mi dili belirler, dil mi düşünceyi belirler tartışmasına göndermedir. Heptapodların kullandıkları logogram olarak anılan karmaşık yazı sembolleri bizlerin alışık olduğu doğrusal ve zaman belirten cümle yapısının aksine doğrusal değil, dairesel bir zamanı ifade etmektedir. Ayrıntıda farklılık gösteren bu daireler aslında heptapodların zihinlerindeki dairesel zaman algısının bir yansımasını oluşturmaktadır. Dillerinde bir zaman belirteci yoktur ve cümlenin başı ile sonu aynı anda var olur. Louis'in de onlarla iletişim kurarken yavaş yavaş anlamaya başladığı gibi bu uzaylı yaratıklar için geçmiş ve gelecek duygusu iç içe geçmiştir. Bu bize oldukça yabancı bir düşünce olsa da ünlü bilim kurgu yazarı ve fizikçi Arthur Clarke'ın da ifade ettiği gibi bazı denklemlerde zaman doğrusal değil dairesel olarak görülmektedir ve doğrusal zaman algısı belki de yalnızca insanların kısa ömürleri boyunca zamanı algılayış biçimidir. Arrival filminin kurgusu da aslında filmdeki bu dairesel zaman algısını yansıtır biçimde filmin sonunun başlangıcı ile birleştiği dairesel tasarımıyla dikkati çekiyor. Dairesellik bize dilin dinamizmini ve canlılığını göstermektedir. Zira Louis uzaylılarla gerçek bir temasa geçtiğinde koruyucu elbiselerini çıkarmış, paravana dokunarak onlarla temas kurmuştur. Bu temastan sonra Louis mevcut lineer zaman algısını kaybetmeye başlamıştır. Diğer detaylardan biri uzaylıların yazı dillerini kendi bedenlerine ait mürekkebe benzer bir maddeyle kullanmalarıdır. Belki de filmde dilin varlığın bir parçası olduğunun nasıl somutlaştırıldığını görüyoruz. Ayrıca insanlar uzaylıların gemilerinin algılama olmaksızın birbirleriyle iletişim kurabildiklerini düşünmektedirler. Bu detay dilin zaman ve mekan ötesine geçmesine işaret ediyor olabilir. Nitekim Louis dünya dışı varlıkların dilini öğrendikçe kendisinin de zamanı kavrayış ve yaşamı algılayış biçimi tamamen değişime uğrar. Filmde heptapodların dünyaya bıraktıkları silah aslında bizim zaman algımızın ötesinde geleceğe yönelik bir içgörü sağlayan kendi dilleridir. Bu kavram büyük ölçüde Sapir-Whorf hipotezi olarak bilinen ve dilin düşünce ve algı biçimini etkilediğini öne süren varsayıma dayanmaktadır. 1950'lerde Sapir ve Whorf'un çalışmalarına dayanılarak ortaya konan ve dil bilim dünyasında hala oldukça tartışmalı bu hipotez iki düzeyde incelenebilir. Hipotezin dil bilimsel determinizm olarak anılan daha sert yorumu dilin dünyayı görüş ve gerçekliği algı iş biçimimizi şekillendiren belirleyici bir unsur olduğunu öne sürüyor. Yine aynı teorinin dil bilimsel görecelik olarak anılan daha ılımlı yorumu ise kullandığımız dil ile dünya görüşümüz arasında bir bağ olduğunu ve farklı dilleri konuşan toplulukların gerçekliği farklı biçimde algıladıklarını savunuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu hipotezin temeli Amerikan yerlilerinin dilleri üzerindeki çalışmalarda elde edilen gözlemlere dayanıyor. Hipotezin adını aldığı dil bilimcilerden biri olan Whorf bir Amerikan yerli kabilesi olan Hopi'lerin dilindeki bazı fiillerin İngilizce'de isim biçiminde olduğunu gözlemiştir. Örneğin İngilizce ve diğer Batı dilleri gibi Türkçe'de de isim olan gök gürültüsü, şimşek, fırtına ve gürültü gibi kavramlar Hopi dilinde fiil olarak anılıyor. Buna göre de bizlerin nesneleştirerek isim haline getirdiğimiz bu olguların Hopi yerlileri için zamansal süreçler olduğunu anlıyoruz. Whorf'a göre bizler Hopi'lerden farklı olarak zamanı nesneleştirerek saatler ve dakikalar halinde sayılan ve harcanan bir kavrama dönüştürüyoruz.
Bizler için zaman, günler, saatler ve dakikalar gibi geçmişten geleceğe doğru sırayla akan, ardışık birimlerden oluşan düz bir çizgi halindeyken, Hopi kabilesi için zaman daha döngüsel ve gün, akşam gidip ertesi sabah geri dönen bir olgu. Benzeri farklılıklara örnekler Türkçe dahil pek çok dilde de bulunur. Öte yandan teorinin filmdeki kullanımının dil bilimsel kavramın ötesine taşındığı kesin. Örneğin Lan'ın Louise Sapir-Whorf hipotezinden söz ettiği sahnede söylediği "bir dilin içine dalarsan bu beyninin bağlantılarını değiştirebilir" sözü bu hipotezde ifade edilmeyen ve daha yeni tarihlerde ortaya çıkan kanıtlanmamış bir görüş. Louise'in heptapodların dilini öğrendikçe onların zaman algısını görebilmesi ancak filmin bilim kurgusal bir unsuru olarak yorumlanabilir. Heptapodların kullandıkları logogramlar ise sesle bağlantılı olmayan, bunun yerine doğruca anlamı gösteren semboller ve bu açıdan ülkeler arasındaki ayrımların ötesine geçerek birleştirici olabilir. Lan bir sahnede heptapod yazısının insanların kullandığı tüm alfabelerin aksine sesleri değil, anlamları ifade ettiğini ve bunun insanın dilsel evriminde ikinci bir iletişim yolu oluşturmak açısından kaçırılmış bir fırsat olabileceğini söyler. Oysa Çin alfabeleri ve aynı kökeni paylaşan Japon kanji alfabesi de anlam temelli şekilsel yazı biçimleridir. Ve dil bilimcilerin danışmanlığında hazırlanan bir filmde böyle bir hatanın bulunması gerçekten şaşırtıcıdır. Yine de heptapodlar Leibniz'in öngördüğü evrensel dili bulmuş gibidir. Zaten filmin sonunda Louise'in heptapod dilini açıklayan kitabının adı olan Universal Language, Leibniz'in bu dile verdiği ad olan Characteristica Universalis terimine doğrudan bir göndermedir. Dil bilimcinin aylar sonra bir evrensel dil bilim kitabı yazdığını görüyoruz. Kitabın adının bilişsel bilimlerde de bir göndermesi vardır. Türkiye'de daha çok muhalif kitaplarıyla tanınan Noam Chomsky'nin kuramı evrensel dil bilim kuramı olarak anılır. Alan araştırmasına dayanmak yerine bir koltuk kuramı olan evrensel dil bilim iki açıdan sıkıntılıdır. İnsan dilinin evrensel ilkeleri olduğunu ve bunların doğuştan gelen yetiler olduğunu ileri sürer ki bu hangi ilkelerin evrensel sayılabileceği noktasında tartışmalıdır. Dahası evrensel ifadesi matematikten ödünç alınmış ve en kapsayıcı kümeyi imler. Ancak bu ifade dünyadakiler dışındaki hiçbir dil incelenmeden kullanılmıştır. Dolayısıyla aslında Chomsky'nin evrensel dil bilimi gerçekte dünyasal ya da yer küresel bir dil bilimidir. Dilin evrensel olabilmesi için tüm evren dillerinin incelenmesi gerekir. Bu açıdan filmdeki evrensel dil ifadesi de tam olarak doğru değildir. Tek bir uzaylı diliyle dünya dillerinin ortak ilkeleri bir dili evrensel yapmayacaktır. Dünya dışı olan bu varlıklar farklı bir kültürel ortamda yetiştikleri için kullandıkları dil ve alfabe de buna göre oluşmuştur. Sahip oldukları dilin tasarımına bakıldığı zaman bu dil tamamen daireseldir ve seslerden oluşmamaktadır. Bu daireselliğin sebebi ise dilin ortaya çıktığı bağlamın zaman algısı. Biz insanoğlu gibi lineer değildir. Yani geçmiş ve gelecek birdir. Bu yüzden insanoğlunun kullandığı fonogramların aksine logogramlar aracılığıyla kendilerini ifade etmektedirler. Tıpkı Mısır hiyeroglifleri ve Çince karakterler gibi. Fakat bu logogramların tek farkı zamansız yani dairesel olmasıdır. Ayrıca bu yazı sesi temsil etmemektedir. Çünkü konuşmanın aksine logogramlar zaman kipine bağlı değillerdir. Sonuç olarak algı, dil ve bellek arasında sarsılmaz bir ilişki bulunmaktadır. Whorfçu hipoteze göre sahip olduğumuz dil algımızı etkilemekte ve sahip olduğumuz dilde zihnimizde belirli şemaları soyutlaştırmaktadır. Dolayısıyla belleğimizi yapılandırmaktadır. Dr. Louise'in de sahip olduğu dil horizontal bir dil olan İngilizcedir. Dolayısıyla zaman algılama biçimi de geçmiş, gelecek ve şimdi şeklindedir. Zihnindeki şemalarda bu doğrultuda oluşmuştur. Fakat bu durum dairesel bir zaman kavramları olan dünya dışı varlıklarla karşılaşıncaya kadardır. Dr. Louise zamandan sıyrılabilmiş ve belleğindeki bilişsel şemaları değiştirmiştir. Bu sayede yepyeni bir dili keşfe çıkmıştır. Son olarak Louise neden geleceği bilmesine rağmen her şeyi kabullenip sabırla olacakları yaşamayı seçmiştir. Çünkü öğrendiği dil Louise'i varlığın içine hapsetmiştir. Louise artık başının ve sonunun aynı olduğu dairesel bir bütünlüğü kavrayabildiği için yaşamın anlardan oluştuğunu kavramış ve nedensellikten sıyrılarak anı öncelemiştir.